abiler. Üreten selamünaleyküm. Allah rahmet üzerinize olsun. Üreten Türkiye'ye, gülşü Türkiye'ye inşallah biz de bu sene bir katkı sağlayacağız. Biz de toprağımızı sürdük. Allah cümlemizin topraklarına bereket ihsan eylesin. Buranın sürümünü gerçekleştirirken şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Ben çok güzel bir hiçbir anlam verebilebilirsiniz. Şöyle sıradan bir demir parçası diyebilirsiniz. Ancak bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Öküz var ön tarafta. Arkada da bu toprağı işlemeye sağlayan bir demir parçası var. Saban. O öküzle o sabanın birbirine bağlayan o demir parçası bu. Sokuyorsunuz, o parça birbirine bağlıyor. Doğru mu üstadım? Doğru. İşte bu parça arkadaşlar, bundan belki de 70 sene oldu tahmin ediyorum. 70 sene önce şu toprağı işleyen, bundan rızkını temin etmeye çalışan insanların belki de o anda kaybederek çok aradıkları bir şey. Bizim için çok önemsiz görünebilir ama belki benim dedelerim, benim atalarım burada çalışırken işte burada o öküz sabandan kurtuluyor, artık bu demiri bir şekilde kaybediyorlar. Bundan 70 sene sonra Cenab-ı Hak bunu bize bulduruyor. Yani burada almamız gereken bir sürü ders var. Belki de bundan 70 sene sonra hiçbirimiz bu dünyada olmayacağız ve bu toprakları başka insanlar işleyecekler. Başka insanlar bunlardan rızkını temin edecek. Ama işte biz gittiğimiz zaman bile arkamızda güzel izler bırakmamız lazım. Şu demir parçasından çok büyük dersler alıyoruz. Ne ders alıyoruz biliyor musunuz? Dünya fani, ölüm ani, topraklar ve mekanlar geçici, insanlar geçici. Kalan yalnızca kudreti ilahinin sanat eserleri. Bu dünyaya çok fazla bağlanıp kalmamak lazım. Ahiret için ciddi anlamda çalışmak lazım. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. 70 senelik demir parçasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Kaybetmişler burada. Saatlerce belki de bunu aramışlardır.